Selamlar arkadaşlar. Bugün Disney Plus'ın yeni dizisi Arayışı inceliyoruz. Şimdi ben önce videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce kadroya bakalım. Başrollerde Aslı Enver ve Mehmet Günsür yer alırken Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu ve İpek Türkkan gibi isimler de onlara eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Emin Alper otururken senaryoyu ise Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor. Dizinin konusuna gelirsek eğer, şehir hayatına sıkışmış, hasta ve mutsuz bir kadın olan Nisan, arkadaşıyla katıldıkları şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşını aramaya başlar. İşin içine gizli tarikatlar ve geri çevrilemeyen vaatler de girince hayatı değişir. Biz de bu spiritüel yolculuktan payımızı alıyoruz. Dizi 18 yaş ve üzeri uyarısına sahip, gizlenme drama kategorilerinde yer alırken bazı sahnelerin yanıp sönen efektleri ışığa duyarlı izleyiciler etkileyebilir diyerek uyarıda bulunuyor. Diziye şehir ortamında ve mutsuzluğun vurgulandığı sosyal medya sıkışıklığıyla birlikte Nisan ile arkadaşının şifa seansına katılmalarıyla başladık. Bize göre çok ortadan ve hızlı bir başlangıç oldu. Seansın etkilerinin büyük olacağını çok önden göstermeleri güzeldi. İleriye dönük beklentileri yükseltmeye başarmışlar. Muhafazakar ailenin kayıp kızları hakkında endişelenmek yerine direkt olarak reddetmeleri tanıdık bir bakış açısıydı bu ruh, enerji, şifa konularında büyük ihtimal linç yiyeceğiz ama o kadar saçma sapan bir ritüele yer vermişler ki Songül'ün de direkt olarak salak olduğunu düşündük. Ancak dediğimiz gibi vaat edilenlerin cezbeci yanı birçok noktada kendini belli ediyor. Ayrıca tüm bunların yanında tarikat üyelerinde bir miktar dindar göstermeleri tuhaf olmuş. Özellikle adı da her türlü farklı kültürel öğeyi bir araya getirerek sahte bir cennet oluşturmuşlar. Hatta cennet vaadi de bu noktada benzerlikler oluşturuyor. Tufana karşı olan bakış açısı bir nevi peygamber gibi. Hatırlarsanız geçtiğimiz dönemde Zeytin Ağacı'nı incelemiştik ve oradaki temel konuda yine bu tip spiritüel yöntemlerle bilinçaltı iyileştirmeye çalışıyorlardı. İki yapımda da bu noktada benzerlik varken merkez konumdaki kişiye bakış hemen hemen aynı. Aşırı saygı ve bağlılık bir yana onlar için kutsal bir konuma getirilmiş. Merak edenler yukarıdan Zeytin Ağacı'nın incelemesine de ulaşabilirler. Ortamın pozitifliği izlerken gerçekten çok borcu geliyor. Civardaki herkesin sahte bir edayla aşırı derecede olumlu, samimi olması çok baymış. Herkes bir nevi poliannadıcılık oynuyor. Bir kesim şehrin mutsuzluğunu burada atıyorlar diyebilir ama izlemesi gerçekten çok zor. Diyaloglarda verilen alt mesajlar aşırı derecede anlamlı ve güzel olabilirken kullanılan süslü dil fark edilmelerini zorlaştırıyor. Öte yandan duygu durumlar ve olaylarla birlikte zaman ve mekansal geçişler çok başarılıydı. Bolca çıplaklık kullanımından da kaçınmamışlar. Sadece buna cinsel anlamda bir çıplaklık olarak bakmadıklarını ifade ediyorlar. Her biri ayrı manipülatif bir yana sahipken Azra bu konuda bizce çok daha başarılıydı. Dizi içerisinde İslam, Şamanizm, Budizm gibi farklı öğretilerin karmasının bulunması hangisine odaklanacaklarını kestiremememize sebep oluyor. Bir nevi seviye sistemi kurmuşlar böylece herkes her ritüelde bulunamıyor. Dizinin genel atmosferindeki sembolizm çok başarılıydı bu konuda. Motifler her bölüm için ustaca kullanılmış. Araya sıkıştırılan doları da mı merak etmiyorsunuz? Repliği güzeldi. Yer yer güncel olarak gündemde yer alan konuların insan üzerindeki etkilerine değinmeleri hoşumuza gitti. Zaten dizinin çıkış noktalarından biri de bu güncel konuların getirdiği insanı tüketme durumuydu. İlk 3 bölümde bu kabulleniş sürecini hızlı bir şekilde verseler de sonrasında odağın dağılması hoşumuza gitmedi. Karakterin kendiyle ilgili noktalara yoğunlaşmasını beklerken aralara başka şeyler sıkıştırılmış. Bu tip enerji gibi spiritel atmosfere sahip konulara ilginiz varsa diziyi beğenebilirsiniz. Ancak bakış açınız tam tersi yöndeyse dizi size hitap etmeyecektir ve bu yüzden keyif alamayacaksınız. Dizi bizi birçok konuda arada bıraktı. Siz ne düşünüyorsunuz? Arayış beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.